Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalıma hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Ne zamandır yapmayı düşündüğüm kiler düzenimi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Kilerimde daha doğrusu benim bu evde bir ayrı mutfağın olduğu kısımdan ayrı bir kiler alanı var. Gerçekten de çok kullanışlı, çok güzel. Benim zaten bir tane dolabım vardı. Onun içine baharatlarımı koyuyordum, fazla tabaklarımı falan koyuyordum ama yetersiz kalıyordu. Turşularım, konservelerim falan onlar için ayrı bir yer lazımdı. Onun için de daha önce paylaştım bir dolap aldım arkadaşlar. Daha doğrusu raf aldım. Şimdi onu güzelce bir dizayn ettim. Bakalım kiler düzenim nasıl olmuş? Siz de beğenecek misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Olumlu, olumsuz her türlü yorumunuzu açığım ama kırmadan, üzmeden arkadaşlar. Hadi gelin bakalım kiler düzenim nasıl olmuş? Burası benim mutfağımdan bağımsız. Yani şuradan aslında bir kapı varmış ama biz taşınmadan önce kiracılar çıkarmışlar. Çok da daha güzel olmuş aslında. Her gelen bana direkt bunu soruyor. Bu benim dondurucum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki raflı çekmeceli dondurucu. Gerek olduğunda kullanıyorum ama şu anda lazım değil. Evet, burada gördüğünüz benim kiler için aldığım rafım. Daha önce bunun kurulum aşamasını sizinle paylaştım. Şuradan en üstten paylaşmaya başlıyorum arkadaşlar. Tanıtmaya daha doğrusu. Şurada karışık turşularım var. Bunları ben bu eve taşındığımda yaptım. Gördüğünüz gibi lahana var içerisinde. Havuç, biber, her şey var. Kornişon turşu falan. Burada bunlar var. Şu ön taraftaki iki şişe, şu iki şişede kırmızı kiraz reçelim var. Bunları hemen şu tarafa alıyorum. Şu iki şişede de çilek reçeli var arkadaşlar. Bunların hepsini ben kendim yaptım. Kesinlikle hazır değil. Hiç kimse hazır diye iddia edemez arkadaşlar. Şunları da Ulukışlı'da halamın komşusundan aldığımız sarı kiraz reçelleri. Biraz karanlık çıkıyor. Şurada size göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın kiraz. Yani bunlar kesinlikle hazır değil. Kimse de bunu hazır diye iddia edemez. Bunları hemen geri yerlerine yerleştirelim. Neden az yaptın derseniz, gerçekten de taşınma aşamasında olduğumuz için çok yapamadım. Şunlar benim böyle işte pirincimi, mercimeğimi, kuru fasulyemi, şekerimi, çayımı koydum. Kavanozlarım. Bunlar benim yaklaşık bir 15 belki de 17 senedir falan var. Gölcük'te otururken almıştım bunları. Bunlar benim böyle kavanozlarım. Daha önce şurada kullanıyordum ama burada buraya çıkardım arkadaşlar. Çok daha güzel oldu. Ve gelelim bu kısma. Bu kısımda menemenlik domateslerim arkadaşlar. Hepsini kendim yaptım. Sadece şu arkadaki gördüğünüz büyük kavanozlar geçen seneden kalma. Yiyemedik eşim olmadığı için. Ama şu kısmı ben kendim yaptım. Artı buradan iki kavanoza kullandım. Hatta bir kavanozum yarım şu an dolapta. Bunları da ben kendim yaptım. Bu şekilde menemenlik domateslerimi de bu rafa yerleştirdim. Bir alt rafa indiğimizde bu biber turşularımı zaten sizinle paylaşıyordum sık sık. Burada görmüş olduğunuz gibi kışlık böyle biberleri aldım. Güzel güzel bu şekilde pet şişelere yaptım. Şundaki ise bakın arkadaşlar bu da market kavanozu, etiketini şey yapmamışım ama bunu kayınvalidem geçen annemi ziyarete gittiğimde verdi. Onu da kendisi buraya geldiğinde açtım ve beraber yedik. Bir kısmı da burada duruyor. Şöyle buraya sığmam biraz zor olacak ama bunlar benim kornişon salatalığından yaptığım turşum arkadaşlar. Burada kaç kavanoz var? 2 tane büyük var. 2, 4, 6 tane. Bunların hepsini ben yine kendim yaptım. Ondan sonracığıma burada şöyle şurada göstereceğim. Orada görünmüyor çok fazla. Daha doğrusu burada göstereyim. Asma yaprağı. Bunu arkadaşımın asmasından toplamıştık. Geçen sene değil, bir önceki sene. Kaç şişe var? 1, 2, 3 tane var.
arkadaşlar. Onları henüz kullanmadım. Çünkü ihtiyacım olmadı. Şu bidonu şöyle bir dakika göstereceğim. Şu zeytini yine kendi bahçemizden topladık. Ve ben siyah zeytin yaptım. Geçen sene bunu azar azar çıkartıyorum. Sosluyorum. Kahvaltılarımıza yiyoruz. Kayınvalidem geldiğinde de yedi. Çok beğendi. Çok hoşuna gitti. Şöyle göstereceğim. Burada kendi kırdığım zeytinlerim var. Şunu ablam verdi sadece. Bu ve şu bidon, şu iki bidon arkadaşımın bahçesinden hediye olarak topla dedi. Ben kendim topladım, kurdum. Bu da ona ait. Böyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Şöyle alttan başlayayım. Burada zeytinlerim ve asma yapraklarım. Burada kornişon biberi turşum ve süs biberi turşularım. Bu kısımda menemenliklerim. Burada baharatlarım. En üstte de kalkayım hemen ayağa. Bir kısımda reçellerim. Bir kısımda da lahana. İşte karışık turşularım. Öyle söyleyeyim size. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel olmuştur bu düzen. Şimdi size şuradaki dolabımı göstereceğim arkadaşlar. Üst kısımda mutfağıma sığmayan elektrikli aletlerim var. İşte kettle'ım, cezvem, ekmek kızartma makinem var. Şurayı şöyle açarsak yine kavanozlarım. İşte kavanozumda şu kendi yaptığım acıkam. Buna kendi yapmadığımı söyleyenler var. Onlara ilerleyen zamanda cevabını vereceğim. Bakın yukarıda baharatlıklarım var. Yine üzerinde yazıyor ne oldukları. Böyle de yazıyorum ki karışmasın. Şunda mesela irmik varmış. Bu çocuğun kahvaltılık şeyi. Şu çilek reçeli ta tatilde almıştık. Kavanoz boş. Buna yarın bir gün bir şey koyarım diye buraya koydum. Bu şekilde arkadaşlar o kısım. Burada işte biber salçam, domates salçam, ondan sonra susamım. Bakın mısır unu, şehriye, çocukların yiyecekleri. Yine arkada ıhlamurum, limon tuzum, işte kekiğim falan hepsi orada. Şuradaysa işte ne derler? Kuru gıda. İşte mercimek, pirinç, bulgur, neydi şu? Toz şeker, makarna, işte krem şantiler, şeyler, soslar falan, çay. Yine uzun makarna, pardon, şu fırın makarnası. Böyle, burası da böyle bu düzenim. Şurada çocukların ıvır zıvırları var. Orayı göstermeyeceğim şimdi. Burada yine arkadaşlar şöyle mutfağıma sığmayan aletlerimden birkaçını koydum. Şurada eşimin kuzeni Dalaman'a geldiğinde bana hediye getirdiği 6 kişilik yemek takımı var burada. Şu makarna kesme makinem. Altında yine renkli servis tabaklarım var. Bu bitki çayı demleme aparatım. Bu eşimin balığa gittiğinde kullandığı kupası. Şurada Kütahya porselen kahve fincanı takımım var. Bu Ozan Efe küçükken sağa sola gittiğimizde sıcak su koyuyordum mama yapmak için. Şunları da yeni aldım daha kahve yanına. Biliyorsunuz benim renkli renkli fincanlarım var. Onlar için aldım. İşte yine burada mısırım, kekiğim, nanem, unum falan hep burada. Bu şekilde arkadaşlar. Tepsilerim de şurada altta. Böyle gördüğünüz gibi şu kısma geçersek de burada da tatildeyken aldığımız sular var. Üstünde havlu peçetelerim ve neydi bunun adı? Poşetlik var. Böyle arkadaşlar. Kiler düzeni bu şekilde. Burada gayet güzel, küçük de olsa bir alanımız var. En azından karışık değil. Hemen çıkıyorum. Size başka bir şey daha göstereceğim. Şuraya bir tane uçan raf aldım arkadaşlar. Bunlar peteğin üstündeydi. Bunda çay var. Şeker var. Bunda da kahvem var. Birazcık böyle kahve köşesi gibi bir şey oldu. Şunu da eşim iş yerinden hediye etmişlerdi evlilik yıl dönümümüzde. Peteğin üstü açık. Gördüğünüz gibi bakın. Bu şekilde arkasına geçirmeli. Havlu kağıdımız falan da üstünde duruyor. Burayı da böyle bir dizayn ettim. Aslında şuraya bir raf istiyordum ama sonra vazgeçtim. Burası da böyle arkadaşlar.
kendimce bir düzen geliştirmiş oldum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Kiler ve mutfağımdaki rafı size göstermiş oldum. Şunu da şöyle tekrardan göstereyim. Bence güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.